Unutkanlık çağımızın en büyük sorunlarından biri haline geldi. Sosyal yaşamımızı olumsuz etkiliyor ve her yaş grubunda görülebiliyor. Yaşıyorum ama şu anda ne yaşadığımı bilmiyorum, unuttum yani. Evden çıkmadan önce bütün her şeyi önüme koyuyorum. Anahtar, işte yüzük, saat, çakmak. Hepsini alıp öyle çıkıyorum artık unutkanlık yaşamamak için. Paramı unutuyorum genellikle veya kartlarımı falan evde. Telefonumu cami avlusunda unuttum. Evden çıkarken kapıyı kilitleyip kilitlemediğimi unutuyorum. Evet efendim, ben de çok fazla unutuyorum. Kimi zaman anahtarımızı, kimi zaman da telefonumuzu unutuyoruz. Bu durum özellikle gençler için büyük bir problem haline gelmiş durumda. Cüzdanı da unuttuğum oluyor genelde. Ama telefon daha yoğunluklu oluyor ya. Genelde hep bir otobüsün mesela arka koltuğunda unutuyorum. Otobüs dolanıyor, geliyor, tekrardan alıyorum. Yani yakın zamanlarda yediğim şeyleri unutuyorum ama uzun vadede çok fazla unutkanlık yaşadığımı söylemem. Yani geçmişte yaşadığım bir şeyi kolay kolay unutmuyorum. Bir anınız var mı bize anlatmak istediğiniz unutkanlıkla ilgili? Unuttum. Onu da unuttunuz. Evet, maalesef. Birçok kişiyi etkisi altına alan unutkanlık bir hastalığın belirtisi olabilir mi? B12 eksikliğinden falan kaynaklanıyordur muhtemelen, ya da psikolojiktir. Çok fazla stres yaşadığımız için çok fazla şey düşünüyoruz. Bu yüzden de çok fazla şeyi unutuyoruz. B12 eksikliğimiz var benim maalesef. Yani 2 hap kullanıyorum. Yani vitamin eksikliğidir muhtemelen. Yani dalgınlık olabilir, sıkıntı, stres. Yaşam koşullarındaki olumsuzluk, yetersiz uyku, beslenmedeki yanlışlıklar unutkanlığın sebepleri arasında. Gençlerin arasında unutkanlığın yaygınlaşmasının sebebi büyük bir oranla stres, yaşam stresi, yaşama dair kaygıları unutkanlığına sebep oluyor olabilir ama bundan önce bir şey daha var tabii. Hem unutkanlığa hem de dikkat dağınıklığına gençlerde sebep oluyor. Dikkati dağınık olduğu için de bir yerlerde bir şeyler unutabiliyorlar. Bunun en önemli sebebi İnternet ya da ekran diyebiliriz. Ekrana fazlaca baktığımız andan itibaren aslında unutkanlık seviyemiz de artıyor olabilir. Çünkü dikkatimiz dağılıyor. Uzman psikolojik danışman Selçuk Duman, unutkanlığı tetikleyen sosyal medya kullanımına dikkat çekti. Strese ayrı bir parantez açtı. Unutkanlığa karşı alınacak önlemler neler olabilir? Birincisi, zaten sosyal medyadan, yani eğer oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı varsa, kişinin internet bağımlılığı varsa bunlardan birazcık uzak kalmak. Ne kadar kısa süreye indirgenirse unutkanlıklar o kadar azalacaktır. İkincisi, stresten uzak durmak. Stresimizi yenmek için neler yapabiliriz? Birincisi, mantığımızı değiştirmek. Mesela sınav stresi varsa sınava dair mantığını değiştirmek. Hayatının günlük gidişatını değiştirmek. Yaşam stilinde farklılıklar yapmak mesela gençlere bu noktada fayda sağlayabilir, insanlara fayda sağlayabilir.